Şimdi mesaj pencerelerini, hani ekranın ortasında çıkan mesaj pencerelerini nasıl yapabiliyoruz? Onlara bakacağız. Show Dialog sınıfın içerisinde bulunan Alert Dialog widget'ını kullanarak bunu yapabileceğiz. Materyal tasarımları için uyarı diyaloğu olarak geçmektedir. Uyarı pencereleri olarak geçmektedir. Tabii bu pencereler içerisinde veri alınabilen türleri de bulunmakta. Bir uyarı iletişim kutusu kullanıcıyı onaylanması gereken durumlar hakkında bilgilendirmektedir. Bu uyarı iletişim kutusunun isteğe bağlı bir başlığı ve bu isteğe bağlı başlığın da altında bir eylemler listesi yaratılabiliyor. Başlık içeriğin üzerinde görüntülenebiliyor ve eylemler içeriğin altında görüntülenebiliyor. Alert diyalog genellikle uygulamadan çıkmaya çalıştığınızda uygulamadan çıkmaya emin misiniz tarzında sorular verebileceğiniz bir tasarımdır aslında. Hani bunu farklı yönlerde de kullanabiliyorsunuz tabii ki de. Tabii özellikleri yine tahmin edilebileceği gibi background color verebiliyorsunuz. Arka plan content kısmında içeriği belirleyebiliyorsunuz. Title kısmında etiket verebiliyorsunuz. Action kısmında herhangi bir formda iletişim halinde olacak mı olmayacak mı bunu verebiliyorsunuz. Elevation'da bunun yükseklik değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Peki bir uygulama yapacak olursak nasıl bir şey yapabiliriz? Hemen ona bakalım. Yine basic bir uygulama yapalım. Ekranın ortasında bir buton olsun ve o butonu tıkladığınızda onaylıyor musunuz? İşte buraya onaylamanız gereken mesajı yazabileceğiniz bir alan koyabileceksiniz. Aşağıda da butonları işte tamam veya değil gibi ifadeleri veriyorsunuz. Burada karşımıza yeni bir yapı çıktığı için, ekrana yeni bir yapı çıktığı için tıkladığımızda ne yapabilirsiniz? Navigator diye bir olayımız var. Navigasyon diye bir olayımız var. Tamamen form sizi aslında farklı bir pencereyi, küçük ama farklı bir pencereyi yönlendiriyor ve burada da işin içine ne yapıyor? Navigasyon yani yönlendirme işlemi giriyor. Ve ben bu yönlendirme işlemini tamamen benim kullanmış olduğum içerikle birlikte listelemiş, yazmış oluyorum kodunu. Aynı örnek üzerindeyim. Yine center widget'ımdayım. Yine hemencecik bir buton konduruyorum. Exit butonunda text color'umuzu verelim yine. Color red normal rengimizi atayalım butonun. Color sınıfında red. Ne olacak? Tabii ki de bu buton içerisinde bir chart yani tek bir widget'ın olmasını istiyorum. Tekste ne yazdıralım? Hemen show, pardon. Show diyalog, diyalog, alert, diyalog kullanımı diye bir etiket ataması yaptım. Sonra onPresent özelliğimi çağırıyorum. Tıklama işlemini artık gerçekleştir istiyorum. Bakın tıkladığımda önce bir pencerenin gözükmesi lazım ki ardından hani uyarı mesajımı gönderebileyim. Tabii ki de bu açılan pencerede sadece alert diyalog değil yani uyarı penceresi değil. Hani başka türlü veri alabileceğiniz bir pencere de tasarlayabilirsiniz. İşin içine text field'ları da katabilirsiniz. Text'leri de katabilirsiniz. Bir onaylama kutucuğu da katabilirsiniz. Tamamen hani çalışma ortamına bağlı bir şey. Ben burada ne yapacağım? Evet, show diyaloğu çağıracağım. Return'den. Show. Show diyalog. Küçük bir yazıyorduk sanırım. Bir dakika. Return. Sınıf ismi haliyle. Toparlayamadık kendimi bir türlü. Show diyalog sınıfını çağıracağım. Noktalı virgülümü de unutmuyorum tabii. Ha, şöyle aldım. Şimdi burada ne ihtiyaç duyuyor bu sınıf? Context özelliği verebilirsin, child özelliği verebilirsin diyor. Başka builder özelliği verebilirim ki vereceğim. Neden? Çünkü bir içerik yükleyeceğim içerisine.
Nereden başlayalım? Konteksten başlayalım. Konteks diye bir değişken oluşturuyorum. Ardından da bu yıldır kısmından ne yapmış olacağım? Bu listenin aktif, daha doğrusu bu pencerenin aktif bir pencere olduğuna dair bu yıldırını tanımlamış oluyorum. Build context diyelim. Build context sınıfından context değiştirdim, oluşturdum. Ardından açtım fonksiyonumu. Yine ne yapacak? Return bir değer gönderecek. Ne göndereceğim artık? Bir uyarı penceresi göndermek istiyorum. Alert diyalog widget'ımı çağırıyorum. Alert diyalog widget neler alıyor? Bir bakalım, şeklini değiştirebiliyormuşum. Title verebiliyormuşum. Elevation'la yüksekliğini ayarlayabiliyormuşum. Ve daha bir sürü özellik bulunmakta. Birkaç tanesini kullanalım hemen, işimize yarayacakları. Mesela olmazsa olmaz title'dan bahsedelim. Hemen bir text atılması yapıyorum title'da. Bir de bunun subtitle'ını da kullanabilirsiniz. Daha doğrusu hani alt mesajını da kullanabilirsiniz. Title'da ne diyebilirim? Onaylıyor musunuz diye bir soru yöneltebilirim. Mesela background color'unu değiştirebilirim. Yine uyumlu olsun diyerek ben red'den gittim. İçerikte ne olsun diyor. Content diye bir değişkenim var. İçerikte de hani bu subtitle kısmı dediğim kısım burası aslında. Bir açıklama kısmı yapabiliyorsunuz buraya. Buraya onaylanmasını istediğiniz bir mesajı yazabilirsiniz şeklinde ne yapıyorum? Kullanıcıyı yönlendiriyorum bir nevi. Content'imi atadım. Şurada bitiyor. Pardon. Ardından başka ne verebilirim ben buna? Artık ne olsun? Hani butonu tıklanılabilir bir şey olacak mı? Bu mesajın içerisinde onaylıyor musunuz dedik ama evet hayır gibi bir seçenek olabilir mi? Veya ok cancel gibi bir seçenek olabilir mi? Bunu belirliyorsunuz. Bunu da bir liste halinde verebiliyorsunuz. Tamamen butonları buraya sıralayabilirsiniz. İstediğiniz gibi yes, no, tamam veya vazgeç, işte nasıl tasarlamak istiyorsanız. Hemen butonumu buraya yerleştiriyorum. Ne diyelim? Tamam diyelim biz butonumuzda. Ve butona tıklanıldığında ne yapsın bu eleman? Tamamen hani tekrardan ana sayfaya dönsün. Tamam deyince ana sayfaya dönsün. Ben bu ana sayfaya dönüşü nasıl yapacağım? Hemen şuraya tekstimi ekliyorum. Ana sayfaya dönüşümü nasıl yapacağım? Navigator'larla yapacağım. Artık şu an sadece bir sayfa üzerinde çalışıyoruz ama ilerleyen haftalarda sayfalarımız çoğalacak. Daha doğrusu scaffoldlarımız çoğalacak ve bunlar için her biri için birer sınıf oluşturacağız. Ve bunların arasındaki iletişimi kurabilmemiz için tamamen sayfaların birbiriyle iletişimini kurabilmesi için Navigator diye bir sınıfım var. Onu kullanacağım. Navigator'dan neye göre kullanacağım? Benim yukarıdaki context değişkenimi çağırsın ve pop değişkeniyle bunu bana ekranımı geri yüklesin şeklinde yönlendirmiş oluyorum. Bir bakalım eksiğimiz var mı? Kaydedelim. Neyimiz eksik? Butonumuz geldi ama renklerde tabii text color white diyelim. Çok güzel olmuş kırmızıya kırmızı. Tekrar bir çalıştırıyorum. Tıklıyorum. Bakın ne yaptı? Önce bir show diyalog çıktı. Ardından show diyalog içerisinde normal bir alert diyalog. Yani uyarı mesajı vermek istiyorum. Eğer ki ben bu açılan pencerede veri girişi isteseydim kalkıp burada başka bir widget kullanacaktım ve ne yapacaktım? Orada içerisinde hangi özellikler varsa onları kullanacaktım. Şimdi onaylıyor musunuz dedi. Tamamdır. Vermiş olduğum tasarım rengiydi, işte fontuydu falan, onların hepsi zaten çıktı. Bakın şimdi navigatör devreye girebilmesi için benim tamam butonuna tıklamam lazım. Tıklıyorum ve ne yapıyor? Bakın sayfaya tekrar geri dönüyor. Bir nevi sayfayı size tekrardan açmış oluyor. Bu şekilde düşünebiliriz.
haftalık konularımız böyleydi. Görüşmek üzere.